Evet çocuklar, bu dersimizde fen bilimlerinden mıknatıslar konusuna öğreneceğiz. Mıknatıs deyince aklımıza neler gelir? Mıknatısların e, çekim kuvvetleri, mıknatısların kutupları hakkında bilgiler edineceğiz. Konumuza başlayalım. Mıknatıs demir, nikel, kobalt ve çelik gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış cisimleri çeken maddelere biz mıknatıs diyorduk. Demir, nikel, kobalt ve çelik gibi maddeleri ve bu maddelerin yapılmış cisimleri çeken maddelere mıknatıs diyoruz. Mıknatıs altın, bakır ve alüminyum gibi metalleri, kağıt, plastik ve tahta gibi maddeleri çekmez. Evet bu önemli. Mıknatıs altın, bakır ve alüminyum gibi metalleri çekmez. Bunun yanında kağıt, plastik ve tahta gibi maddeleri de çekmez. Mıknatıslar çocuklar doğada iki, iki ayrı mıknatıslar. Bir doğal mıknatıslar, ki yapay mıknatıslar. Doğal mıknatıslar doğada kendiliğinden mıknatıslık özelliği gösteren maddelerdir. Bunun eee mıknatıs taş denir. Bilimsel adı manyetittir. Manyetit e, bu doğada kendiliğinden eee mıknatıslık özelliği gösteren bir e, taştır. Yapay mıknatıs da sonradan insanlar tarafından insan eliyle mıknatıslık özelliği kazandırılmış maddelere de yapay mıknatıs diyoruz. Şimdi mıknatısların özelliklerine bakalım. Mıknatısların kuzey ve diğer güney olmak üzere iki kutbu vardır. Bu kuzey ve güney İngilizce North kuzey, (da güney harflerinin baş harfi olan N ve S'den gelmekte bu kutuplar. North İngilizce kuzey, da güney demek. Mıknatısların bir kuzey, bir de güney olmak üzere iki kutbu vardır. Çocuklar mıknatısların e, ilginç bir özelliği daha. Mıknatısların şöyle elimizde çubuk mıknatısı olduğunu düşünelim. İki kutup var. N ve S kutupları. Biz mıknatısı şuradan ikiye böldüğümüzde ortadan ikiye böldüğümüzde iki ayrı mıknatısımız olduğu zaman buraya sadece N kutbu gelmiyor. Buraya da sadece N, S kutbu gelmiyor. Yine küçük parçalar kendi arasında hemen iki kutup oluşturuyor. Yine N ve S kutupları oluşturuyor. Burada da yine N ve S kutupları oluştu. Bunu da ortadan ikiye böldüğümüzde oluşan mıknatıs yine N ve S. N ve S diye iki kutuba ayrılıyor. Mıknatıslarda ne kadar küçük parça ayırsak ayıralım. Bu kuzey ve güney kutup oluşma özelliği kaybolmuyor. Yani mıknatıs küçüldükçe sadece kuzey ya da sadece güney kutbunu elde edemiyoruz. Sürekli iki kutup olarak karşımıza çıkıyor mıknatıslar. Mıknatısların çekim kuvveti şu kutuplarda daha fazla. Uç kısımlarda yani kutuplarda mıknatısın çekim kuvveti daha fazla. Mıknatısların diğer bir özelliği ise mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker. Burada mesela zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. Bakın burada kuzey kutbu N ile N geldiği zaman bunlar birbirini iterek birbirini uzaklaştırır. Normal hayatımızda iki mıknatısı yankılaştırdığımızda bazen aynı kutupla denk geldiğimiz katıları birbirine dokundurmak zorlaşıyor ve itiyor. Bunu, Bu özelliğe denk gelmişsinizdir. Yine aynı kutuplar ne kuzey kuzey ya da güney güney olması fark etmiyor. SS e, kutuplar da karşı karşıya gelene birbirini iter. Ama zıt kutuplar S ile N kutubu karşılaştığında bunlar birbirini çekerler. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iterler. Mıknatıslar şekillerine göre doğada birkaç halde karşımıza çıkmakta. U mıknatısı olarak çıkıyor, çubuk mıknatısı olarak çıkar, at nalı, yuvarlak mıknatıs ve doğal manyetit olarak karşımıza çıkmakta. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirlerini iterken farklı kutupların birbirini çektiğini söylemiştik. Mıknatısların birbirine ya da farklı cisimlere uyguladıkları kuvvetler temas olmadan meydana gelir. Bakın bu önemli, bu önemli. Mesela şu anda ben e, bu kalemi hareket ettirmek istediğim zaman kaleme bir kuvvet uyguladım. Bak kaleme temas ediyorum. Temas ederek bu kuvvet uyguluyorum. E, mıknatısla, mıknatıstan etkilenen maddeler olsaydı eğer, mıknatısı yaklaştırdığımızda şunun e, bir demir, kaleminde de mıknatısı olduğunu düşünelim kalemi yaklaştırdığımız zaman mıknatıs çekerek dokunmadan bir kuvvet uygulayıp onu e, hareket ettirecekti. Yani mıknatısların uyguladıkları kuvvet temas gerektirmeyen kuvvet çeşidine e, örnektir. Mıknatıs demir, nikel, kobalt ve çelik içeren maddeleri temas etmeden hareket ettirebilir. Gelelim mıknatısların kullanım alanları. <laughs> Mıknatıslar günlük hayatta birçok yerde ve farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Aşağıda mıknatısların kullanım alanlarına bazı örnekler verilmiş. Pusulalarda pusulalarda pusulan iğnesini sürekli kuzeyi gösterdiğini biliyoruz. Bunun için mıknatıs kullanılmakta. Buzdolabının kapı kapı kapaklarında buzdolabının kapaklarında sünger kısım var. Onun için mıknatıs var. Buzdolabının karşı kısmında metal olduğu için kapanmasını sağlıyor. Buzdolabı magnetlerinde buzdolabı süsler var. Buzdolabının kapaklarının annelerimiz veya da bizim yapıştırdığımız süsler var. Bu süslerin de mıknatısta sayesinde yapışıyor. Terziler, iğneleri bir arada tutmak için mıknatıslar kullanır. Bu mıknatıslar sayesinde terziler iğnelerini rahatlıkla bir arada tutabilirler. Ayrıca hurdalıklarda büyük mıknatıslar bu mıknatıslar araba hurdalarını veya da büyük metalleri ayırmak için e, kullanılmakta. Hatta geri dönüşüm e, alanlarında e, geri dönüşüm ürünlerinde plastikli demirin karışık olduğu ürünleri mıknatıs tutarak onun içindeki demir ürünleri ayırıp sadece plastik e, veya mıknatıs çekmen ürünler e, kalmakta. Böylece geri dönüşümün daha rahat ve maliyetini düşürerek e, yapmaktayız. Şunu bir tekrar hatırlatalım alüminyum, bakır, plastik, altın, gümüş, cam ve porselen. Buna birkaç madde de ekleyebiliriz. Bunları mıknatıs çekmez. Mıknatıs bunları etki etmez. Dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bakın çocuklar bu konu önemli. Mıknatıslar birçok faydasının yanında Televizyon, bilgisayar ekranı, bankamatik kartı, cep telefonu, CD gibi eşyalar yaklaştırıldığında bunlara zarar verebilir. Bu nedenle bu eşyalara mıknatıs yaklaştırılmamalıdır. Evet, evimizdeki televizyonlara, bankamatik kartlarına, evet, cep telefonlarına, bunun gibi bir takım elektronik eşyalara mıknatıs yaklaştırıldığında manyetik alandan dolayı bu eşyaların özelliklerini bozmakta ve kullanılamaz hale e, getirmektedir. Bunun için bunlara mıknatıslarla yaklaşmada çok dikkat etmeliyiz. E, şu anda mıknatıslarla ilgili e, söyleyeceklerimiz bu kadar. E, kafanıza takılan yerleri anlamadığınız kısımlar hakkında sorular sorabilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin.